Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 9-15 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş Akrep burcunda ilerliyor. Bu hafta sonu Akrep burcunda yeni bir ay doğacak. Yeni ay öncesinde ayın ışığı kapanan fazla hafta boyunca Aslan, Başak, Terazi burçlarında ilerlerken siz de biraz e, dinlenebilir, kendinizle ilgilenebilir, eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz veya geçtiğimiz ay özellikle parasal konularda bütçenizle ilgili olan ayarlamalarda gözden geçirmeler yapmanız mümkün. Bazı alışverişler örneğin gözden geçirilebilir, hesap işleri yapılabilir, faturalar, ödenecek paralar. Şunları da bu hafta içerisinde şöyle bir düzenleyebilirsiniz. Bu hafta Merkür teraziden ayrılıp Akrep Burcu'na geçecek 11 Kasım'dan itibaren. Gezegeniniz Merkür'ün burç değiştirmesi tabii ki sizi de enerjisel olarak etkileyebilir. Artık 11 Kasım'dan itibaren biraz para konularını Geride geride bırakabilirsiniz çünkü bu alanlarda biraz endişeli bir geçiş yaptım Merkür artık ticari alanlarda ya da kişisel anlamdaki hedeflerinizde girişimlerinizde Merkür ileri harekette hızlı bir şekilde bir aralığa kadar size daha fazla olanak getirebilir yakın çevrenizdeki kişilerle daha fazla görüşmeniz bilgi paylaşımları yapmanız ihtiyaç duyduğunuz bilgilere ulaşmanız gerekli anlaşmaları sözleşmeleri daha rahat hayata geçirmeniz, bazı seyahatler yapmanız, bazı eğitimler almanız bu dönemde daha rahat olabilir. Ve Mars retrosu. Mars bu hafta düzeliyor. Bu da iyi bir haber. Biliyorsunuz 10 Eylül'den bu yana Mars Koç burcuna geri hareketteydi ve özellikle tabii toplumsal alanlarda da çok sıkıntılar yarattı. Şimdi Mars düzeliyor 14 Kasım'da 6 Ocak'a kadar Koç burcunda ileri hareketli olacak. Ee, yine parasal alanlarınızı evet etkiliyor. Finans konularında ödemeler, kredi işleri, başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, finans işleri. Her neyse buralarda yine enerjiniz artıyor. Ee, ama retroda olduğu gibi sonuçsuz kalması ya da hep böyle bir ötelenmesi ya da karışıklıklar olması artık sona erecek. Yani buradaki enerjinizi, mücadelenizi daha rahat, hızlı bir şekilde tamamlayabilir. Gereken sonuçları da alabilirsiniz. Parasal çıkışlar olabilir. Evet ödemeler olabilir e, ama her neyse e, para alanınızda e, daha rahat hareket edebileceğiniz e, güçlü bir döneme giriyorsunuz. İlişkiler, eşinizin parası, işbirliklerindeki paylaşımlar adına da yine e, Mars'ın aksiyonu burada bazen yeni konuları e, gündeminize taşıyabilir. Ve 15 Kasım'da Akrep Burcu'nun 23 derecesine yeni ay doğacak. Yeni ay, yeni olasılıklar demek. Üçüncü evinizde yeni olasılıklar, yeni fikirler, yeni düşünceler, belki yeni bir ticari girişim ya da bir teklif olabilir. Seyahate çıkabilirsiniz, geziler olabilir, işle de ilgili olabilir, eğitimle de ilgili olabilir. Eğitim konusunda da verenli bir yeni ay sevgili başaklar. Herhangi bir konuda siz ya da yakınlarınız ya da çocuklarınız, Onların eğitimi, onların eğitim hayatlarındaki bazı düzenlemeler, bunlar da ilgili yine çok verimli değerlendirebileceğiniz uzun vadeli bazı hedeflerinize odaklanabileceğiniz bir yeni ay. Kardeşlerinizle ilgili ya da komşularınızla da ilgili bu dönem içerisinde yine daha yapıcı adımlar atmanız ya da bazı problemleri daha hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmanız da mümkün görünüyor. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.